Bugün muhtarlarımı da, basını da, daha doğrusu buraya gelen herkesi canı gönülden hoş geldiniz diyorum. Allah ağzımızın da ağzınızın da tadını bozmasın temennisiyle sözlerime başlıyorum. Ben Allah'a ne kadar şükretsem ki az. Ben Bandırma'da doğmuş, Bandırma'da doymuş, Bandırma'da Tatlıcı Ali Efendi'nin oğlu olmuş, büyüklerimin uygun görmesi, delegelerimin oy vermesi, partideki arkadaşların tasvip etmesi ve Rabbim'in de nasip etmesiyle güzel Bandırma'ma 3 dönem milletvekili, 1 dönem belediye başkanı, 1 dönem il genel meclis üyesi, 1 dönem parti yöneticisi, il yöneticisi vesaire hizmet etmiş bir kardeşinizim. Ama ben sevgili kardeşim, hem avukat kardeşim, hem mühendis kardeşim size teknik bilgiler verdi. Ama ben bilim dilinden, anladığımız dilden bu büyük şehri biraz tuz, biraz biber, biraz da karabiber ekerek sizlere anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki AK Parti kurulduğu zaman Recep Tayyip Erdoğan veya ben veya kimse, Allah rahmet eylesin İsmail abi, size gelseydi. Ey Bandırmalılar, ben esnafın kullandığı krediyi aylık değil, yıllık 4,5'a düşüreceğim. Köylüye 5 yıl ödemesiz 0 faizli kredi vereceğim. Şu anda devraldığımız 3.000 dolarlık geliri 10.000 dolara çıkaracağım deseydik hiçbiriniz inanmazdınız değil mi? Ben de inanmazdım çünkü gereği. Ama Allah'a şükürler olsun ki alnımız ağ, yüzümüz pak, onların hepsi lastik top gibi kendi suratlarına patlayan o çamurlarla, AK Parti ile ve AK yüzünde AK kadrolarla gene karşımdayım. Ne kadar şükretsem az. İnsan ölür, eseri kalır. Hayvan ölür, semeri kalır. Benim bu memlekette eserim değil, eserlerim var. Benim bu memlekette hizmetim ve hizmetlerim var. Bazıları çok hizmet ettiğini ifade etseler bile eserleri olmadığı gibi maalesef semerleri bile yok. Bakın bakalım. Hepiniz muhtarsınız. Benim dede babamdan, emremden, çakılımdan, mahmumilerimden, Beyköyümden, şu veya bu köyümden veya benim doğduğum Hacı Yusuf'tan, oturduğum Paşabayır'dan, eğer ki şu anda yemek yediğimiz bu yerde bu sahili yapan, hem de yaptı diye mahkemelere verilen, şikayet edilen Cemal Öztaylan olmasaydı sizin karılarınız, çoluklarınız, çocuklarımız siz nerede gezecektiniz? Öyle mi? Beni sevmemeye, saymamaya, AK Parti'ye gönül vermemeye doğuştan yeminli olan insanlar sevmiyorsa, sevmeyecekse benim onlara hamuda kalsam yaranmam ve yarandırmam falan da mümkün değil. Benim öyle bir derdim yok. Kendimi sevdirmek gibi bir derdim yok. Ama benim bir tek derdim var. Şimdi gelelim Büyükşehir'e. Bakın, bu memlekette 35 yıldan beri ben öyle başkaları gibi Amerikan kolejlerinde okumuş, oralarda büyümüş, çok latif, büyük, İngilizce, Almanca, Fransızca bilen falan bir adam değilim. Ben Ergiri Köyü'nün girişinde Ayşe Alman'ın evinde dünyaya gelmiş, karşısındaki de Pembe Alan'ın, yani hakimlerin bokluğuna bele kadar düşmüş adam. Delikanlı'nda da, ilkokulda da, bu Moğuz okulunda okurken de İsmail'le beraber okurken sabahın 5'inde dükkanı
açıp babamla beraber, rahmetli babacığımla 8.30'dan sonra da okula giden, 5 yaşından beri iki alışan bir adam. Alnımızın teriyle bir yerlere geldik. Veya ben bundan dolayı bu ülkeye, partime ve sizlere zarar verecek olan bir şeye evet diyecek kadar salak mıyım? Bakın bakalım gözlerimde salak yazan bir şey var. Eğer ki benim bu insanlara faydalı olmayacaksa bu elimdeki büyükşehir yasasını niye çıkartayım? Ben bunu satır satır ezbere bilen adamım. Ben Patagonya'dan gelmedim. Bandırmalıyım ben. Bandırma'da doğdum. Bandırma'nın iki şeyi meşhurdu. Biri Ayaz'ı, biri Poyraz'ı. Ben Ayaz'da yetişmiş, Poyraz'da en yüksek makamlara uçmuş Bandırma'nın delikanlılarından biriyim. Bizim için şereftir. Öyle artist martist falan da değilim. Hiçbir yere öyle böyle yapıp da imaj maker tutacak falan filan da adam değil. Ben eğer ki sizin yüzünüze bakıp o isteyecek duruma gelmesem toplar mıyım bu insanları? Toplar mıyım? Şimdi onlar her şeyi böyle tersinden alır. Her şeyin olumsuzluğuna bakarlar. Acaba nasıl, neden kıl kaparız? Bakın, bir tek olumsuzluk var. Bir tek olumsuzluk var. O olumsuzlukta onların tuttukları şey taraf Bandırma ilgili olmayacak. Öyle mi? Ya bakın Allah'ını seversen. Şu Cumhuriyet Meydanı'na Doğru Yol Partili olmaktan şeref duydu. O zaman politika yaptığım Genel Başkanım Süleyman Demirel gelip meydana söz verdi mi? Verdi. Rahmetli Bülent Ecevit verdi mi? Verdi. Baykal verdi mi? Verdi. Erdal İnönü rahmetli verdi mi? Verdi. Rahmetli Türkeş verdi mi? Verdi. Erbakan o da verdi. Niye yapmadı bu adamlar ya? Yani onlar yalancı değil de ben mi yalancıyım? Hani Demirel'in dediği gibi vaadını yapmadık mı? Ulan ben bir imkan vardı da Bandırma'yı yapmadım. Tayyip Bey geldi. Dedi ki efendim Bandırma'nın il olmasını istiyoruz. Bakın dedi. Kendinizi kandırmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tek yeri il yapacaksan o da ilk önce Bandırma olacak. Ama benim gündemimde başkalarının söz verip de yapmadığı gibi il yapmak yok dedi. Bu sözün üzerinde söz olur mu? Olmaz. Şimdi biz acaba bu sözle bundan dolayı büyük şehirle ve büyük imkanlardan faydalanmak için kavga mı edeceğiz? Acaba nasıl faydalanırız da biz bunu lehimize mi dönüştürürüz? En önemli olan bana bugün Namık Avuççı'ya, ona da geleceğim sonra üniversite konusuna bir kanun teklifi vermişler. Ömer Seyfettin Bandırma'da üniversitesinin kurulması için. Bazıları şey yapar, sonradan gelir ya, ya kaçarken akılları gelir. Şimdi bak, bazı insanların hep bu, ama onların herhalde boyu küçük de ondan, onlara da hak veriyorum. 20 sene önce Hüseyin Baycalı ile beraber milletvekiliydik. Nevroz çiftliğinden Bandırma'da üniversite yapılmasının için 1000 dönüm arazi ayırtılan adam benim. Benim. Ve Bandırma'da 60'lı mı yalı bir dinleyelim ama. Allah razı olsun Süre. Şimdi bak Bandırma'da şu anda 6000 tane talebe olan 10.650 kapasitesi olan o üniversitenin temelini ben attım. Allah'ıma şükürler olsun ki bitirmek de bana nasip oldu. Öyle oldu mu? Bandırma'ya 350 yataklı, 360 yataklı devlet hastanesinin temelini ben attım. Doğru mu yoldaş? Onu da bitirmek bana nasip oldu. Bandırma'da o balıkçılar oradan buraya taşınsın diye bu balıkçı barınağının temelini atmak bana nasip oldu. Hacı Yusuf Mahallesi bitirmek gene bana nasip oldu. Demek ki ben bir şeyler çakmışım.